Geçecek isimli şarkısına ait klip kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlenirken sosyal medyada gündem oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve pek çok muhalefet partili milletvekilleri şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaşırken şarkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazıldığı iddiası sosyal medyada değişik tepkilere neden oldu. Bazı AK Parti ve MHP'liler ise şarkıya büyük tepki gösterdi. Büyük tepkiler üzerine ünlü şarkıcı Tarkan'dan açıklama geldi. Tarkan açıklamasında "Belki bu şarkı biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm" söylemlerinde bulundu. Ardından İyi Parti'nin Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Gökçer Aker'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı bu video ise çok konuşuldu. Sözde şarkıcı çıkmış, kendi kafasına göre bir şarkı uydurmuştur. Adına da ülkemize de yakışmamaktadır. Onu kimlerin finanse ettiği araştırılmalıdır. Geçecek geçecek derken neyi kastetmektedir? Türkçeyi katletmiştir. Bu kaçıncı darbe derken okyanus ötesiyle olan ilişkisini mi dile getirmektedir? Bugüne kadar kimlerle şıkıdım şıkıdım oynamıştır, araştırılmalıdır. Az kaldı derken neyi kastetmektedir? Seçimi kastediyorsa eğer boşuna heveslenmesin, varsın yoluna gitsin. Seçim gününde 2023'te yapılacaktır. Çiçekten günler çok yakın derken bu günler diken midir? Tarkan'ın bugüne kadar kaç kuzusu vardır, araştırılmalıdır. Tarkan artık bu millet için bir beka meselesidir. Türk genci ona gereken cezayı verecek, boynun ölçüsünü alacaktır. Asla onun şarkılarını dinlemeyecek ve asla onunla şıkıdım şıkıdım oynamayacaktır.